Karadeniz TV izleyicileri, yine bir spor saati programında sizlerle birlikteyim. Evet, yine Türkiye'de futbol sezonu başladı ve biz de tabii ki kurum olarak, Bağlı Karadeniz TV olarak geçen sene yaptığımız gibi bu sezonda yine sizlerle birlikte olmanın mutluluğu ve keyfiyle ilk programımızı başlattık sevgili Mavi Karadeniz TV izleyicileri. Yalnız geçen sezonda yapmış olduğumuz spor programımızı pazar günü akşamı yapıyorduk. Bundan böyle her perşembe akşamı saat 23'te sizlerle birlikte özellikle Karadeniz futbol takımlarının olduğu tüm kulüplerin maçlarıyla ilgili oynanan maçlar ve oynanacak olan maçlarla ilgili sohbet ve muhabbetlerimizi her hafta konuklarımızla birlikte yapacağız. Bu hafta da yine sizlerle birlikte ilk programımızda sevgili izleyicilerimiz yine birbirinden değerli konuklarımızla birlikte saatlerimiz ilerleyen saatlere kadar sizlerle birlikte olacağız ve özellikle başta Trabzonspor olmak üzere Çaykur Rizespor, Karabükspor ve diğer Karadeniz futbol takımlarında konuşulduğu bu spor saati programından hepinize selamlar ve sevgiler olsun. Sevgili izleyicilerimiz, bugün konuklarımı size tanıtmak istiyorum. Hemen yanımızda özellikle spor camiasında çok yakından tanınan, daha doğrusu spor sahalarından görmeye alıştığımız, daha doğrusu Trabzonsporların görmeye alıştığı ve 1461 Trabzonsporlar Derneği'nin yönetim kurulu üyesi olan, aynı zamanda Fikir Kulübü'nde, Trabzon Fikir Kulübü'nde yönetim kurulu üyesi olan sevgili Nilüfer Birinci, hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim, siz? Teşekkürler, bu ilk programımız. Öncelikle hayırlı olsun diyorum. İlk programa davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Küçük nacizane başlangıç hediyesi takdim etmek istiyorum size. Çok güzel, teşekkür ediyorum. Güzel programlar diliyorum size de. Çok sağ olun, teşekkür ediyorum. Bunu ilerleyen dakikalarda açarız ve şu anda bunun heyecanını yaşamak istemiyorum ama diyorsun. Evet. Hemen solumda sevgili izleyicilerimiz yine hem spor yazar hem de yine televizyonlarda özellikle Trabzonspor taraftarlarının çok yakından tanıdığı sevgili gazeteci spor yorumcusu Olcay Çakır. Sayın Çakır, hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Nazik davetiniz için teşekkür ediyorum ayrıca. Yani. Hayırlı olsun. Sağ olun. Yeni yayınlarımız. Beni kırmayıp geldiğiniz için ben size çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Aslında boşluğunuzu değerlendirdik galiba, değil mi? Çünkü size yoğunsuz diyorum. Biraz bahsedelim. İyi oldu, iyi oldu. Sen sağ olasın, arıyordun, davet ediyordun ama bir türlü program yoğunluğundan gelemiyorduk. Bu vesileyle etiketinde Karadeniz olan bir kanalda taraftarlarımızla, izleyenlerimizle, sizin bu ilk oluyor. O yüzden benim için de çok önemli. Yani ilk diye hatırlıyorum ben. O yüzden benim için de çok önemli, çok özel. Teşekkür ediyorum ayrıca çok davetiniz için. Evet, tekrar hayırlı olmasını diliyorum inşallah. Siz tabii duyuyor duyuyor burada Karadeniz'i konuşabileceksiniz. Evet. Sanatçısız Karadeniz'i konuşabileceksiniz. Evet. Evet sevgili izleyicilerimiz, birlikteliğimiz devam ediyor ve yine geçen sezon yapmış olduğumuz spor programlarında yakından tanıdığınız değerli bir isim, hem Kuzey Yıldız Trabzonsporlar Derneği'nin yönetim kurulu üyesi olan, aynı zamanda kendisi bir ekonomist ve bir iş adamı olan taraftarlarımızdan bir tanesi, sevgili Engin Cansız. Sayın Cansız, merhabalar diyelim tekrar. Merhabalar Zeki Bey. Yeni sezonda yeni bir solukla hayırlı uğurlu olsun diyorum programınız. İnşallah insanlara buradan güzel şeyler anlatabiliriz. Güzel şeylerin bolca konuşacağımız bir sezon olur. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyorum. Tabii sevgili izleyicilerimiz, aramızda özellikle ulusal televizyonlarda spor yorumları yapan sevgili Olcay Çakır'ın dediği gibi bir Karadeniz televizyonunda ilk defa bulunuyorsunuz. Burada rahatlıkla Karadeniz takımları hakkında konuşabilirsiniz. Birazcık da olsun içinizdekileri de burada dökebilirsiniz. Çünkü burada sansür yok ve biz burada Karadeniz'in K'sından Z'sine kadar tüm takımlarımızın hemen hemen maçlarından yer vermeye, haber vermeye gayret ediyoruz izleyicilerimize. Sevgili izleyicilerimiz, biraz sonra yönetmen arkadaşımızın da yine ekranlarınızın alt tarafından bir mesaj geçecek ve bunu program sonuna kadar sizlere soracağız ve bu konuda bizlere mesajlarınızla birlikte ulaşabilirsiniz. Trabzonspor biliyorsunuz ki son yaptığı transferlerle birlikte Türkiye'nin flash bir kulübü oldu ve flash bir takım yaratıldı. Ve şu anda yurt içinde ve yurt dışında Trabzonspor'un yaptığı transferler çok konuşuluyor. O zaman biz de buradan tüm taraftarlarımıza bu akşam sorumuz şudur. Özellikle bu flash transferleri yapan Trabzonspor Kulübü Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu başarılı buluyor musunuz, bulmuyor musunuz diye soru soruyoruz. Ve bunun için BKD yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra 39-29'a mesajlarınızı bekliyorum sevgili izleyicilerimiz. Evet sevgili arkadaşlar, özellikle şöyle baktığımız zaman biz biraz sonra tabii ki hem Trabzonspor'un da Çaykur Rizespor'dan bahsedeceğiz, Süper Lig'de bulunan takımlardan bahsedeceğiz. Karabükspor'un yine bir Karadeniz takımı olarak kısa da olsa biraz ondan da bilgiler edineceğiz. Ama şöyle bakıyoruz, özellikle Süper Lig dışındaki ikinci lig takımlarımıza, pardon PTT 1. lig takımlarımıza bakıyoruz. PTT 1. lig takımlarımıza sevgili izleyicilerimiz, sizlere hemen kısa bilgiler vermek istiyorum. Şöyle bir sonuçları açmak istiyorum ve PTT 1. lig'de özellikle
sevgili izleyicilerimiz şöyle bir açalım. Öncelikle yine Süper Lig'den bahsedelim. Pardon, bunu dedik ama Süper Lig'den bir bahsedelim. Çünkü bu heyecandan dolayı ben hemen PT'de birincilik dedim. Süper Lig'e baktığımız zaman Trabzonspor tabii ki beklenen bir maç oynayamadı ve tabii ki Kayseri Erciyes karşısında 3 puan beklenildi ama maalesef 1 puanla dönüldü. Ben önce sevgili hemen Nilüfer Hanım'a dönmek istiyorum. Nilüfer Hanım, bu flash transferleri sonrasında önce transferleri mi söyleyeyim size, nasıl buldunuz? Çok heyecan kattı bir kere. Geçen Twitter'da şey okuyorum, bir arkadaşım biri şey yazmış, çok katılıyorum ona. Her gün Trabzonspor maçı olsun diye bir yorum yazmıştı. Öyle bir hava estirdi. Çok başarılı. Ama bu başarı sonuçlara da yansıması gerekiyor. Şu anda tabii adaptasyon süresi, futbolcuların birbirini tanıma süreci, hepsi bir süreç ama çok keyifli ve bir heyecan kattığı kesin. Bir kere hocanın ayrıca bir heyecanı var. O da keyif veriyor. Keyifli bir maç süreci yaşayacağımıza inanıyorum. Hocam yani. Nasıl keyif veriyor? Biraz bu hocaya konuşalım. Bir kere motivasyon anlamında o otoritesini hissettiriyor takım içerisinde gözüküyor. Gözüken bu doğrultuda. Bu konuda da başarılı olacağını sanki düşünüyorum. Aynı şeyi düşünüyoruz. Hoca Sanchez kenarda hocam o futbolu oynuyor değil mi? Oynuyor, aynen öyle. Ve bunu futbolculara da yaşatıyor olması bunu getirisinin de güzel olacağı sonuçlarını hissettiriyor. Şu anda tabii bu bir süreçtir. Hep biliyoruz sonuçta sonuçlar belirliyor bir takım şeyleri ama şu anda başlangıç anlamında çok başarılı bir peki, adım attı. Peki, Kayseri karşısında bu kadroyu nasıl buldunuz? Yani şimdi bu hani ben çok teknik anlamda bir yorum anlamında değil ama ben bir Trabzonspor izleyicisi olarak o heyecanı hissedemedim. Yani bir kere Trabzonspor'la alakalı süreçte hepimizin o bir heyecan vardır. Bir hani takım birlikteliği vardır. Bununla alakalı daha aşılması gereken bir takım süreçler olduğu gözüküyor. Biraz kritikti. Yani üzüntü vericiydi. Hele Avrupa maçlarından sonraki oradaki heyecan Türkiye'deki liglere yansımamış gözüktü. Evet, çok doğru. Evet Sayın Çakır, siz de ne söyleyeceksiniz? Özellikle flash transferleri gerçekten Türkiye'nin ve dünyanın gözü şu anda Trabzonspor'da. Bu transferlere rağmen bir Kayseri Erciyes karşısında ilk maçta bir beraberlik. Ama tabii bundan önce bir tur atlama var yani. Üst takımlara karşı tur atlayan bir Trabzonspor vardı. Nereye söyleyeceksiniz? Şimdi ben yapı olarak ve sürekli tekrarladığım bir şey var. Trabzonspor o muhteşem yürüyüşünü yine altyapıdan ve yörenin çocuklarından oluşan takımıyla yapmalı diye inandığım bir ideal vardı ama bunun tamamen dışına çıktık Trabzonspor'la beraber. Ben yine o eski savunduğum şeyi katı bir şekilde savunacak halim yok. Çünkü gördüm ki Trabzonspor'un yeni transferleri camiaya inanılmaz bir hava kattı. En muhalif isimler bile transferler karşısında inanılmaz derecede keyif aldılar. Bu dönüşümü yapmamız gerekiyordu. Belki bizim de ufkumuz dar olabilir. Yani biz de neticede Avrupa maçlarını yazmıyoruz veya Avrupa'da ben şahsen bulunmadım bir Trabzonspor'u konuşan ve yazan birisi olarak. Belki vizyonumuz yetmiyor bir Trabzonspor'a. Bilemiyorum. Yani kendimizi de çok aşağılamayalım ama özellikle Vahit Hoca biliyorsun Trabzonspor'a ilk geldiğinde ve ikinci gelişinde İlk geldiğinde de çok dobraydı. İkinci gelişinde aşırı dobra konuşunca... Ama dünya şampiyonasından geliyor yani. Hakkıdır. O yüzden zaten kredisi çok fazla. 10 transfer var dedi. Özellikle de Avusturya kampına götürdüğü oyunculardan verim alamayınca bunlarla hiçbir şey olmaz. Burada bir araya gireyim. Mesela yine muhalefet dediğim, hani muhalif konuşan bazı arkadaşlarımın gönderilenler kadrosunu gördüğümde içimin cız ettiği hiçbir oyuncu yok demesi mesela bir şeyi anlatıyor. Yani özellikle gönderilen oyuncuların hepsinden de ya da hiçbirinden memnun değilmiş taraftar. Bunu gördük en azından. Özellikle Olcan, Adrian ve Enrique takımı sürükleyen isimlerdi. Onlar da bir şekilde ederlerini bulup gönderildiler. Bir dönüşüm yaşamamız gerekiyordu. Değil mi? Yani ilk defa transfer tarihinde sanırım. Çok büyük transferler yapıldı ve hepimiz bir sarhoşluk yaşıyoruz. Yani şu an bir şoktayız. Özellikle o son gün bunu Twitter'da da yazdım. Son gün özellikle 3 transfer yapıldı ki bunlar yani daha öncekilerin hiçbiri yapılmasaydı da bu son 3'ü yapılmış olsaydı bile bunlar bile başlı başına çok önemli transferler. Yani Varis, Yatabare, özellikle Papadopoulos ki ben Papadopoulos'um. Özellikle çok enteresan bir transfer olduğunu düşünüyorum. Yunanlı bir oyuncunun Trabzon'a gelmesi çok önemli.
ve özellikle Olympiakos'ta 6 sezonda 5 şampiyonluk yaşamış bir oyuncunun liderlik vasfının da çok yüksek olabileceğini tahmin ediyorum. Transferler evet hepimizi çok memnun etti. Bundan sonrası için iki tane seçeneğimiz var. Beklemek ve sabretmek. Başka da yapacağımız bir şey yok. Trabzonspor'un bir şey daha söylemiştim. Trabzonspor iki önemli eşik geçmek zorunda. Bir tanesini geçtik çok şükür. Bu özellikle Rostov maçlarıydı ve gruplara kalma adına. Çünkü mali bir külfetimiz var. Bu parayı futbol yoluyla kazanmamız gerekiyor. Tekrar bize dönmesi gerekiyor harcamalar. Rostov maçını çok şükür atlattık. Önümüzdeki hafta Fenerbahçe ile stratejik öneme haiz bir karşılaşmamız var. Bu eşik en az bir beraberlikle atlatılırsa bundan sonrası Trabzonspor için çok daha iyi olacak diye düşünüyorum. Şu anda hemen telefon attığımızda sanırım ki Giresun'a bağlanacağız ve Giresun'da Giresunspor'un başarılı teknik direktörü sevgili Mehmet Birinci hattımızdaymış. Sayın Birinci iyi geceler diliyorum sizlere. Alo. Alo. Sayın Birinci iyi geceler. İyi geceler, iyi yayınlar diliyorum. Kusura bakmayın, telefonumda da arada da var, tam sesinizi alamıyorum. Olsun, biz sizi şu an çok iyi duyuyoruz Sayın Hocam. Özellikle Giresunspor'da geçen sene çok başarılı bir dönemden sonra şampiyon oldunuz ve şu anda lige nasıl hazırlandığını çok kısaca, çünkü Mavi Karadeniz TV izleyicilerinin büyük bir bölümü Giresunspor taraftarı olduğundan dolayı şöyle kısaca bir bilgi alalım sizden. Giresunspor'un son durumu nasıl Sayın Hocam? Şimdi tam anlayamadım ama ben Samsun maçıyla ilgili konuşayım biraz. Telefonumda biraz arıza var. İyi bir geçen yıldaki kadromuzdan 10 kişi falan takımda bıraktık. Ona takviyeler yaptık dışarıda tanıdığımız futbolcu arkadaşlarımızla. İlk maçımızda işte bildiğiniz gibi Samsun'la oynadık. İyi bir maç oldu bizim açımızdan. Yani kafamızda kurguyu da sahaya yansıtabildik. İyi bir kadro olduk. Öncelikle tabii Giresunspor olarak bu hedefimiz kulübün mali portresini aşağılara çekip borcunu ödeyip ligde de orta sıralarda yer almayı düşünüyoruz. İnşallah bu kadroyla bunu başaracağız. Hocam sizlere teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Evet, özellikle çok önemli bir şey söyledi. Bununla ilerleyen dakikalarda konuşmak istiyorum. Çünkü Türk futbolunda büyük diğer kulüplerde, böyle belli başlı bazı kulüplerin haricinde büyük kulüplerde ekonomik sıkıntılar şu anda had safhada olduğunda hocamız da şurada ifade etti. Yani bugün bakıyoruz Ordu Spor'un şu anda sanırım ki sahaya çıkacak futbolcuların lisanslarına bile hazırlanmamışlar. Evet, maalesef. Böyle sıkıntı yaşadığını duyuyoruz ve üzülüyoruz tabii ki. Bunun zaman biraz sonra bağlanacağız ama Sayın Çakır devam edelim sizle beraber. Özellikle transferleri söylemiştiniz. Son 3 transferin de son derece yerinde olduğunu söylemiştiniz. Yani son 3 transfer örneğini verme sebebim şu. Yani kalite anlamında inanılmaz bir dönüşüm yaşıyoruz. Yani bu bizim başımızı döndürüyor, doğrudur. Yani muhalefeti de olsun ya da sempati duyanları da Sayın Hacı Osmanoğlu'na. Bunların hepsi tabii bir taraftan da aklı başında herkesin bir taraftan da mali anlamda kaygı duyması gerekiyor. Yani bu paralar, bu oyuncuların mali külfetleri nasıl karşılanacak? Kaynağımız nedir? Bunlar soruluyor. Bunlar çok da doğaldır. Yönetimler de bunları açıklamak veya izah etmek durumundadır. Çünkü onların görevleri bu. Ama ben mesela geçen yıl, önceki yıl, 3 yıldır hani bu sektörün içerisinde olan birisi olarak söylüyorum. Ben de keyifli bir Trabzonspor izlemek istiyorum. Güçlü bir Trabzonspor izlemek istiyorum. Öyle de, yani sürekli evet kendimle çelişmek de istemiyorum. Altyapı altyapı diyorum ama ve o geçişi yumuşak yapmayı da çok arzu ederdim ama rakiplerimizin özellikle Süper Kupa finalini izlediğimde, o kadroları gördüğümde, rakiplerin kadrolarını gördüğümde, yani şimdi atıyorum Fenerbahçe'nin ön tarafta oynayan oyuncuları Kayt, Vebo sonradan giriyor, Emenike, solda Sol, şimdi de Ribas transferi. Yani oradaki maliyeti bir düşünün, siz oraya bir tek Henrique ile karşılık vermeye çalışıyorsunuz. Çok basit hesapla bu bir güç dengesizliğini gösteriyor. Yaptığınız işin aslında bir taraftan hem kolay olduğunu ama yarıştığınız takımların da güç farkını ortaya koyuyor. Oturmuş sol bekleri, sağ olmalı bekleri. Yani bu transferler olmalı. Bu dönüşüm gerekliydi. Ha, bu kadar sert bir dönüşüm gerekli miydi? Şaşırtan bu. Evet, sert bir dönüşüm yaşadık. Bunun için de uzun soluklu bir sabır gerekiyor. Evet, bunu gösterebilir mi benim memleketimin insanı? O konuda biraz tereddütlerim ama var. Şu var. Yani tabii ki bizler pozisyon gereği bunu sürekli söylemek durumundayız. Evet, sabır. Ama ben bunu Mustafa Reşit Akçay döneminde de söyledim. Sabır.
Çünkü Trabzonspor'un ilacı bu. Başaramadığımız da bu. Ama ben yine de sabır faktöründen ziyade yani sabır tarafına güvenmesin Vahit Hoca ve yönetim. Sabır olmayacak. Vallahi, o yüzden verecek. Hoca kendi bildiğini okuyacak galiba. İmam bildiğini okuyor. Hoca o anlamda yani kariyerli, kaliteli, ne dediğini bilen, ne yaptığını bilen, biraz sinirleri bozuk diyemem ama biraz asabi davranıyor. O aralarda oyunculara davranışları falan bir taraftan rahatsız etse de beni insani taraftan ama öteki taraftan baktığımda da milyon eurolarımızı kazanan. Çünkü şurada bir forma görüyorum. İşte herkes birilerine forma hediye ediyor. Bir forma almak için öğrenciler harçlıklarından biriktiriyor. O zaman o oyuncular yani Maluda gibi, Kolman gibi, diğer yolladığımız oyuncular gibi o paranın hakkını maalesef böyle baskı altında kalsalar da ödemek zorundalar. Evet, şu baskı anda iyidir herhalde bilmiyorum yani bekliyorum. Bayağı izleyenler var. Şu anda Mehmet Usta yine Kuzey Yıldız Trabzonspor Derneği'nin başkan yardımcısı Mehmet Usta izliyor. Biraz sonra mesajını okuyacağım. Yine Azmi Turan izliyor bizleri sevgili izleyicilerimiz arasında. Yine Sakarya'dan Fatih Memişoğlu ve Amerika'dan bizleri Musa Kazdal izliyor. Mesajlarını biraz sonra okuyacağım. Ama teşekkür ediyorum bu açıklamanıza. Evet sevgili Engin Cansız, özellikle Sayın Çakır transferler konusunda çok sert bir geçiş dedi. Yani bu ekonomik ortamda bir de şaşırttı bizleri dedi mesela. Ve bu konuda siz bir paranın değerini iyi bilen birisi olarak acaba İbrahim Hacı Osmanoğlu size doğru mu yaptı? Gerek sattıklarında, gerek sağlıklarında. Evet, şimdi ben öncelikle 2014-2015 Süleyman Seba futbol sezonunun Süleyman Seba ismine yakışır temizlikte ve dürüstlükte geçmesini diliyorum. Bu hakikaten çok önemli. Belki de bu federasyonun göreve geldiği günden beri aldığı en doğru kararlardan bir tanesi. Ben öncelikle şunu söylemek istiyorum. Kayseri Erciyesspor maçı Trabzonspor'un belki de bu sene en maksimum düzeyde eksik kadroyla çıktığı maçlardan birisi olarak değerlendirilebilecek bir maç. Özellikle Deniz Yılmaz'ın sakatlanmasından sonra Trabzonspor oyuna sokabileceği santrafor oyuncusu bile kalmamıştı. Bunun temeline inmek gerekirse geçtiğimiz sezonun Hami Mandralı ile başlayan başarılı kısmında oluşan bir omurga kadro vardı. O omurga kadronun önemli isimleri Özer Hurmacı, Jose Bozinkva ve Alexander Borsiano'yu Trabzonspor sezon başında kullanamadı. Özellikle sakatlıklardan dolayı. Bu hakikaten ilk maçta da beklentilerin altında kalmasına sebep oldu Trabzonspor için. Trabzonspor Olcay Bey'in dediği gibi bir sert bir dönüşüm yaşadı ama 2010-2011 sezonundan sonra oluşturulan kadro geçtiğimiz 3 sezon boyunca maksimum olarak kupa finali oynadı ve üçüncülükten de öteye geçemedi. Dolayısıyla Trabzonspor'un beklentilerine karşılayacak düzeyde bir oyun ortaya koyamadı. Ve yine buna ek olarak Trabzonspor'un gelirleri de İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun yönetime geldiği döneme kadar bu başarısızlıkla beraber düşme eğilimindeydi. Geçtiğimiz sezon özellikle Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa'da yasaklı olmasının da etkisi ve Trabzonspor'un Avrupa'da başarılı bir sezon geçirmesinin de etkisiyle Trabzonspor dört büyüklerin içerisinde gelirlerini en fazla artıran olan takım oldu. 106 milyon TL'lere ulaşmış bir gelir oluştu. Bunun yaklaşık 22 milyon TL'si Avrupa kupalarında elde edilen başarı sonucunda ortaya çıktı. Bugün bu sert dönüşümün esasında çok büyük bir yatırım olduğunu düşünerek hareket etmemiz lazım. Olcay Bey söyledi, önemli bir eşikti. Rostov maçı geçildi. Ekonomik olarak yapılan yatırımın karşılığını alabilecek iyi bir pazar, UEFA Avrupa Ligi. Orada kazanımlarımızı sağlayacak başarılar elde etmemiz lazım. Türksel Süper Ligi her maç bir galibiyet bir trilyon demek. Çok ciddi rakamlar var galibiyetlere Süper Lig'de. Dolayısıyla Trabzonspor'un kadrosunun da güçlü olması gerekiyordu. Yani ve Sovlara, Emenikelere, Kayıtlara, işte Burak Yılmazlara ya da Dembabalarla mücadele edebilecek bir kadro gücüne sahip olması gerekiyordu Trabzonspor'un. Bu ekonomik bir karardır aynı zamanda, bir yatırımdır.
Trabzonspor yönetimi bu yatırımı yapmıştır. Maçların zorluk derecesine baktığınız zaman Trabzonspor hocasının da belirttiği gibi lige en az hazır olan takımlardan bir tanesi. Şimdi transferin son günü 3 tane oyuncu aldık. Bu 3 tane oyuncu Trabzon'da geldi, imza attı, milli takımlarına gittiler. Bir tane antrenmana çıkmadılar. Dönüşte Fenerbahçe maçı var. Yani Allah kolaylık versin. Ben bireysel yeteneklerin fazlasıyla ön plana çıkacağı bir maç olduğunu düşünüyorum. Yani İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun yaptığı transferleri siz çok isabetli ve Trabzonspor menfaati doğrusunda olduğunu söylüyorsunuz. Ya kesinlikle, ama burada tabii bu yani sabır bizim milletimiz için biraz zor bir kelime. Ama sabretmekten başka da bir çaremiz yok. Bu şimdi Sayın Mehmet Usta, Kuzey Yıldız Trabzonsporlar Derneği Başkan Yardımcısı yazmış. İyi yayınlar ve iyi dönem, hayırlı dönemler olsun diyorum. Konuklar da iyi yayınlar derken yönetim görevini yapmıştır. Görev sırası taraftarlardır diyor ve taraftar geç kalmaması lazım. Sevgili izleyicilerimiz, tabii ki yapılan transferlere baktığımızda özellikle sayın konuklarımızın söylediği gibi aynı şeyi Nülfer Hanım da söyledi. Gerçekten transferler hepimizi heyecanlandırır dedi. Değil mi? Ama bu transferlerin sonunda baktığımızda özellikle Trabzonspor'un markalı ürünlerinin satışına bakıldığında şu anda bir rekor derecede bir satış olduğu da söyleniyor. Bugüne kadar şu anda Kuzey Yıldız Trabzonsporlar Derneği'nin önderliğiyle yapılan 61 bin forma kampanyasında şu anda 40 bin lira gelindi. Ancak tabii ki beklenilmedi böyle bir satışlar ve şu anda formalar bir hafta sonra içerisinde şubelere dağılacak. Yani, forma kalmadı yani. Trabzonspor'un bu yaptığı müthiş transfer organizasyonu yatırımı karşılığında bizim profesyonel organizasyonumuz buna ne yazık ki hazır değildi. Evet, bunu net bir şekilde düşünemediler yani. Yani Cardozo'yu transfer ediyoruz ama TS Club'da gittiğimiz zaman çubuklu forma bulamıyoruz. Evet. Bu büyük bir sıkıntı. Hazırlıklı olmak lazım bunlara. Profesyonelleşmek lazım. Saha içerisinde bazı şeyleri dönüştürürken kulüp içerisinde de bu yapının gelişmesi lazım. Zaten şu anda biraz sonra konuya değineceğiz ama şu anda Kuzey sevgili Trabzonsporlar, özellikle tabii Çaykur Rizespor'dan söz edeceğiz. Diğer Karadeniz takımlarından söz edeceğiz ama tabii ki şu anda yaptığı flaş transferlerle beraber Türkiye'nin ve dünyanın gündeminde Trabzonspor var ve transferleri şu anda tartışıyoruz. Ve bu transferlerin getirdiği Trabzonspor'un markalı ürünlerinin satışlarında bir rekor patlama oldu. Bunda da yine Trabzonspor ne zaman 12. güçlerinden bir tanesi olan Kuzey Yıldız Trabzonsporlar Derneği'nin başkanı İsmail Kurgut Öksüz'ün ortaya atarak 61 bin forma kampanyasında herkes bir forma almaya yönlendirmesi gerçekten çok isabetli oldu. Siz forma almışsınızdır mutlaka. İlk gün. Nasıl buluyorsunuz bu forma kampanyasını, onu sorayım? Çok başarılı buluyorum ama sonuçta hani biraz önce Engin Bey de söylediği gibi sonuçta bu birbirini tetikleyen şeyler. Bir organizasyonsa bizim bir bu profesyonelliğe ihtiyacımız var. Evet, Sayın Hacı Osmanoğlu bir süreçle ilk başta öze dönüşten bahsetmişti. Hani ama daha sonra sistemsel olarak bir değişikliğe gitti ve transferler politikasını değiştirdi. Bu anlamda da benim küçük bir aslında sorum var kendisine veya böyle bir taraftar olarak bir cevap da almak isterim yani bu anlamda. Çünkü sonuçta bunun bir maddi bir külfeti var. Evet, Avrupa'da maçlar oynayacağız, bunların getirisi var vesaire bir takım şeyler, ama bu öze dönüşten bu politikanın değişmesini gerektirecek bir takım hani taraftarın böyle hani soru işaretlerinin kalkması için bir... Nedir mesela soru işareti? Sizin kafanızda nedir mesela soru işareti? Benim sadece bu süreçten bu aşamaya kadar geldi ve sonuçta bizim borcumuz gittikçe daha çok kulüp olarak kulüp borcu daha çok artıyor. Bununla alakalı sistemsel bir politika nedir bu politikanın? Bunu giderecek veya çözecek politikalar nelerdir? Bunları neye göre, neye istinaden yapıldı? Az önce sanırım ki Engin Bey, gerçekten para politikasını iyi bilen Engin Bey sana söyledi. Yani özellikle Avrupa kupalarından gelecek olan başarıları sonrasında gelecek olan paralar, değil mi Engin Bey? Şimdi Trabzonspor'un geçtiğimiz yılda Avrupa'daki başarısı bir ciddi bir ekonomi getiri sağladı, ama burada Trabzonspor'un başkan adaylarının, geçtiğimiz kongredeki başkan adaylarının geçtiğimiz süreçte yaptığı açıklamaları iyi okumak lazım. Özellikle İbrahim Hacı Osmanoğlu'na yakın oy alan başkan adaylarının hepsi şu anda Yargıtay'da devam eden süreçte devam ederken başkanlığa aday olma şartlarını Akyazı Stadı'na bağlamaya başladılar.
Şimdi burada İbrahim Hacı Osmanoğlu yönetiminin bir açıklaması var. Biz Nuri Albayrak yönetimindeki şekliyle Akyazı Stadı'nı devralmak istiyoruz. Bu hakikaten çok önemli bir finansal kaynak. Yani bunu sadece şöyle düşünmeyin. İşte stadın isim hakkı satılır, onun karşılığında bir nakdi giriş olur. Bu sadece bu kadar yüzeysel bir gelir kaynağı olarak düşünülmemesi lazım. Oradan çok ciddi finansal kaynaklara ulaşılabilir. Bu finansal kaynakların getirisi de bugün Trabzonspor'un mevcut borç yükünü çok kolay bir şekilde absorbe edebilmesini sağlayacak büyüklükte ekonomik kaynak oluşturabilecek potansiyeli olan. Çok özür dilerim. Ben hani bunda hemfikirim sizinle de şöyle bir sadece soru işaretinin nedenini anlatmaya çalıştım. Sonuçta bu süreç hani o başkanlık süreci veya adayların açıkladığı süreçlerde sonuçta Sayın Hacı Osmanoğlu da adaydı ve süreçleri öngörebilen bir insan veya yönetimsel bir şey. Yok, hani ilk birinci bunlar yılı, zaten vardı. Yok, birinci yılın sonunda bunu ifade ettiler. Yani özellikle Yargıtay'da devam eden kongre süreciyle alakalı olarak insanlara yeniden siz aday olur musunuz diye sorular sorulduğu zaman hepsi Akyazı Stadı'yla ilgili projelerini ön plana koyarak Akyazı şartıyla aday oluruz diye ifadelerde bulundular. Yani esasında Trabzonspor'un şu anda mevcutta kimilerine göre 170 milyon TL, kimilerine göre 230 milyon TL arasında gezen bir borcunun olduğu bir ortamda bu kadar iştahlı bir şekilde başkanlığa, yönetime talip olmasının arkasında bir gerçekliğin olduğu da ortadadır diye düşünüyorum. Ben şunu ama söyleyeyim. Yani Trabzonspor'un şu anda borcunun üzerinde fazla durmaktansa bana göre Trabzonspor hemen şunu sormak istiyorum. Sayın Çakır, size de bunu soracağım. Bir de Trabzonspor bana göre tarihinde ilk defa yabancı futbolcularından para kazandı diyebilirim. Evet. Doğru mu? Evet. Katılıyor musunuz? Yani yabancı futbolculardan bugüne kadar yine birkaçına yine para vererek yol aldık ama sattıklarımızdan da iyi bir para aldık yani. Bugün bir Adrian'dan değil mi? Evet. Bu da sanırım ki bu yönetimin başarısından bir tanesiydi. Ben hani sonuçta tabii ki ben transferlerle alakalı veya yaşanılan heyecan bunlar ön planda ama bu soru işaretleri de var, onları sadece dile getirmiyorum. Yoksa ben sırf bunların üzerinde durarak Trabzonspor'u değerlendirmiyorum. Sonuçta tabii ki bir heyecan var. Bu Trabzonspor'un başarısı her taraftar gibi beni de acayip keyiflendirecek bir süreçtir. Ama sadece bunları da gerçek hani ayakları yere basan şeyler üzerinden mi konuşuyoruz? Bir taraftar olmak olarak bilmek istiyorum sadece. Onun için dile getirdim yani. Sevgili izleyicilerimiz, sizler tabii ki ekranlarınızın altından geçen yazıda olduğu gibi Trabzonspor yönetimini, daha doğrusu Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu başarılı buluyor musunuz? Yoksa başarısız mı buluyorsunuz? Bu konuda cevaplarınızı cep telefonlarınızın mesaj bölümüne girip önce MKD yazıyorsunuz. Bir boşluk bıraktıktan sonra 39-29'a mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Yine konularla ilgili yorumlarınızı da bizlere mesajla gönderebilirsiniz. Biz zaman zaman onları size okuyacağız. Şu anda Amerika'dan bir mesaj göndermiş sevgili Musa Kazdal, Rizeli hemşerimiz. Trabzonspor'un transferleri heyecan verici. İnşallah başarılı olurlar. Fakat parayla satın alınan başarı anlık olur diye düşünüyorum. Yarın ne olacak? Ben öz evlatlarımızı yetiştirmek istikrarlı bir başarı olur diye düşünüyorum. Size ve misafirinize selam ve iyi yayınlar diliyorum Amerika'dan. Yine bizleri İzmir'den şu anda dinliyor sevgili Ceyhun Şifanoğlu. Aynı zamanda hem radyocu arkadaşım benim hem de sanatçı kardeşimiz şu anda. Evet Zeki Bey, özellikle İzmir'den de selamlar, sevgiler olsun. Programı özellikle dinliyoruz. Ve özellikle İzmir'de şu anda yapılmakta olan 5. Uluslararası Uluslararası Fuar'da Karadeniz Sokağı'nda Kadeko'nun düzenlemiş olduğu Karadeniz Sokağı'na sizleri davet ediyoruz demişler. Teşekkür ediyoruz sevgili Ceyhun Şifanoğlu. Evet, özellikle bu transferleri böyle özellikle rakamsal yönden Trabzonspor'un borçlanma bakımından konuşuyoruz ama yine Engin Cansın da söylediği gibi onların da bu transferlerin de taraftar bazında da getirilerine baktığımız zaman işte forma satışlarında şu anda iyi bir gelir elde edildi. Tabii bir 15 günlük bir forma satışı olmadı şu anda TSC klaplarda. Bu da yönetimin, daha doğrusu sorumlu yöneticilerin eksik düşüncelerinden. Ve burada hemen ortaya şu çıktı, onu sormak istiyorum. Bu rakamları yapan bir Trabzonspor yönetiminin daha profesyonel bir kurumsal hale getirilmesi için neler yapılabilir gibi bir soru geliyor sanki ortaya. Bununla ilgili söyleyelim. Sanırım bildiğimiz bir konu yine. Hemen ne oldu? Eski, bir önceki yönetimde görev yapan genel müdürü görev davetiyle tekrar. Bu konuyla ilgili Sayın Çakır, bilginiz var mı? Var, bilgim var.
İşte Henrique konusuydu galiba. Tava para gitti, para geldi. Bilmem şöyle oldu, böyle oldu. Yani baştan şunu söylemek lazım. Açık konuşalım. Şimdi Sayın Hacı Osmanoğlu hızlı girdi yöneticiliğe. İşte Tolunay Özay'ın kovulması, ki ben bu tabiri hiç sevmiyorum. Yani kovulma diye bir şey yoktur. Kovuldu derseniz tazminat ödersiniz. Yani öyle, hani öyle bir şey yok. Sözleşme aslında söz vermek tabanından gelen bir şey. Daha sonrasında Sayın Sinan Zengin'le ilgili bir sıkıntı oldu. Sonra Altuğ Atalay benzer şekilde gitti. Sonra zaman içerisinde şu anlaşıldı. Bu isimler Trabzon kenti ve Trabzonspor için hakikaten yetişmiş en iyi isimler olduğu fark edildi. Sayın Hacı Osmanoğlu kendisi de zaten çok hatalar yaptığını kendisi de kabul etti. Ben bunun içerisinde siyasi konular olduğunu da düşünüyorum. İktisadi konular olduğunu da düşünüyorum. Diğer konular olduğunu da düşünüyorum. Yani kendi öz eleştirisini kendi yaptıysa zaten benim için veya bizler için çok fazla sorun yok. Şimdi bugün ben radyoda yine Bülent Yüksel var. Şike konuştuğu için radyosuz mikrofonu elinden alınan, evet, çok kıymetli bir arkadaşımız, hemşerimiz. O da yayına başladı. Ona hayırlı olsun diyorum buradan. O bugün Tuğrul Akşar diye bir ekonomist var, biliyorsunuz belki, futbol ekonomisi üzerine kitaplar yazıyor, konuşuyor. Bugün radyoya bağlandı, ben de arabadaydım seyahat halinde. Bir yarım saat kendisini dinleme şansım oldu. Çok önemli bir adam. Trabzonspor özellikle zaten herkes konuşuyor bu ara, transfer rekortmeni. Ne olacak Trabzonspor'un bu paralar ve karşılığı ne olacak? Mali fair play nedir, ne değildir? Sonucu ne olacak? Seneye Avrupa'ya giderken bunlar Trabzonspor'un karşısına çıkarılacak mı diye. Kendisi bir yarım saat bu konuya girdi. Evet, Trabzonspor'un çok açıldığını söyledi. Beni de endişelendirdi. Çünkü çok güvendiğim birisi. Konuşurken beni de endişeye gark etti, öyle söyleyeyim. Ama sonra konuşurken sonunda da şöyle bağladı. Yani bu söylediklerim dedi, diğer üç kulüpten de farklı durumlar değil dedi. Mali fair play'in bir sürü kategorisi var. Ben de çok şimdi hazırlıklı değilim o konuya ama kendisi keşke bize anlatsa daha sık. Ama para konusunda Engin Cansız biraz. Topu ona atarız birazdan. Tabii. Yani bir takım kriterler var. Yani sadece orada değil. İşte 2 yıl mesela üst üste bir kulüp eğer zarar açıklıyorsa onun bile Avrupa'ya gitmesi söz konusu değil falan gibi bir sürü şeyler var aslında bilmediğimiz. Trabzonspor konusu tabii, Trabzonspor özelinde kulüplerin mali yapılarıyla ilgili konuşurken sonunda diğer üç kulüp, ki Galatasaray'a attırdılar. O Turun Bey Galatasaray'ı olabilir. Galatasaray'ın da bundan farklı olmadığını söyledi. Şunu anlıyoruz. Benim Gürcan abim çok güzel bir sözü var. Diyor ki yani bu ülkede hiçbir kulüp batmaz. Özellikle 4 büyük takım batmaz, batırmazlar. O yüzden içimiz rahat olsun. Hani böyle çok da kaygı ve endişeyle futbol maçını da izlersek bu bir eziyete de dönüşebilir. Biraz keyfini çıkarmamız gerekiyor. O zaman gerekiyor. Soru sormayalım sadece. Yok, yaklaşık yarım saattir sorular üzerinden gidiyoruz. Yani. Kaygılarımızı ifade ediyoruz ama çok da endişeye insanları şey yapmamak lazım. Ben hep şunu söylüyorum. Trabzonspor futboldan, bu kirli olduğunu iddia ettiğimiz sistemden, onların kurallarına göre oynayarak para kazanmak zorunda. Onun için de bakın, az önce de söyledim, Süper Kupa finalini izlerken çok güçlü kadrolar. Özellikle Galatasaray takımı bizden 4-5-6 tane oyuncu transfer etmiş ve kadrosu tamamen neredeyse Trabzonspor'a, evet, dönüşüyor. Evet. Aslında farkında değil. Futbolu da bizim o bocalama dönemindeki Trabzonspor'a benzemeye başladı. Çünkü Muslera tek başına mücadele ediyor. Tıpkı Onur gibi. Farkında değiller, öyle bir tehlikeleri var. O yüzden yani çok umurumda değil bakış yaptığını lütfen. Evet, yani o bizi çok ilgilendirmiyor ama şimdi o maçı izlerken Fenerbahçe'ye bakıyorsunuz, taş gibi kadrosu var ve o kadroyu koruyor ve bir takım, birbirleri için kavga ediyorlar. Yani bugün Volkan gibi bir oyuncuyu savunabilecek kadar, evet, takımdaşlık gösteriyorlar. Yani bugün Volkan'ın savunacak tarafı yok. Bunu Fenerbahçe'de de söylüyor. O konuda biraz değineceğiz. Sevgili izleyicilerim. Dediğim gibi yani özetle yani çok da hani endişe içerisinde de kalırsak biraz kendimizi hani gereğinden önce üzülmek, gereğinden fazla üzülmektir derler. Biraz da o konuya dikkat etmek lazım. Çok da mutsuz etmiyor. Takımın şimdi tadını çıkaralım. Mutsuz da olmuyor. İzleme tadını. Çok da mutsuz olmuyor. Doğru söylüyorsun ama gelen mesajlara baktığımız zaman biz şimdi burada yarım saatten beri programı açtık. Trabzonspor çok iyi transferler yaptı. Türkiye ve dünyada heyecan verdi ama
bu borçlarımız ne olacak diye konuşuyoruz değil mi? Bu aklı senin, aklı başında bütün Trabzonsporlu'nun düşünmesi gereken bir konu. Ama dediğim gibi yani futbolun da o keyifli tarafını kaçırmayalım. Trabzonspor'u yönetenler mutlaka hesap kitap yapıyorlardır. Yani diye düşünüyorum tabii. Zaten Aralık ayına kadar UEFA'ya verilmiş taahhütler de var bu borç yüküyle alakalı. Tamam, Mehmet Hüseyin diye bir şey var. Bak, çok güzel. Sürenin de orada bir açıklaması var. Burak Bey'in de orada bir açıklaması var. UEFA'ya verdiğimiz taahhütlerle alakalı olarak. Şunu söyleyeyim ama ya taraftar bu yerde görevini yapması lazım. Şimdi oraya gelecek. Fasolye günü alması lazım. Kombinesini alması lazım. Mazeret uydurmadan bana göre formasını alması lazım. Göre türbünü doldurması lazım. Bunları konuşacağız ama sanırım ki şöyle bir iki dakika sonra bir reklama gireceğiz. Sayın Cansız, özellikle bu bölümü böyle bitirelim. Yani bu ekonomik olayı bitirelim. Başka konulara gireceğiz çünkü. Bu arada tabii ki sevgili izleyicilerimiz arasında, bizleri can kulağıyla izleyenler arasında İlkay arkadaşımız var. O da şu anda programı zevkle izlediğini söyledi ve gerçekten özellikle İlkay Özdemir de bizleri dinliyor. Ona selamlar, sevgili olsun diyelim. Program güzel gidiyor, bilgilendirici diyor. Murat Molla Hüseyinoğlu yine aynı şekilde. Fakat sesi fazla duyamıyoruz diyorlar. Bize teknik arkadaşlarımıza söyleyelim. Bilmiyorum, ses eksikliği var mıdır acaba televizyonlarda. Sayın Cansız, özellikle konuklarımız hep şey söylediler. Yani bu rakamların son derece yüksek olduğunu, kulüplerin bu rakamlar altında ezilebileceğini de göz ardı etmemek lazım dediler. Siz bir kıyaslama yapabilir misiniz? Rakiplerle ilgili, Trabzonspor'la ilgili. Şimdi az önce Olcay Bey çok önemli bir şey söyledi. Dedi ki iki yıl üst üste zarar açıklayan kulüplerin Avrupa kupalarına katılmasında dahi UEFA açısından sıkıntılar var. Trabzonspor'un geçtiğimiz bir yıllık dönemde, yani 1 Haziran 2013 ile 30 Mayıs 2014 arasında açıkladığı net zarar 50 trilyon civarında. Rakiplerimizin diğer 3 büyük kulübün, Trabzonspor'u dışında kalanların aşağı yukarı 3 katı bunun. Hemen hemen hepsinin. Yani evet, yani 150 milyon TL ile 125 milyon TL arasında değişiyor. Zararları bu. Kaldı ki mesela Fenerbahçe'nin bir yıllık geliri, cirosu, işte bunda televizyon gelirleri, Fenerbahçe klubların gelirlerini üst üste koyduğunuz zaman 309 milyon TL'lik bir satış gelirine ulaşmalarına rağmen bu kadar büyük bir zarar var. Dolayısıyla Trabzonspor'un kaç misli fazla ciro yapmışlar? 3 katı. Trabzonspor'un geçtiğimiz sezonki cirosu 106 milyon TL, Fenerbahçe'ninki 309 milyon TL. Ve Trabzonspor'un cirosunun %45'i televizyon gelirlerinden geliyor. Fenerbahçe'nin gelirlerinin %25'i televizyon gelirlerinden geliyor. Yani onların kombinesi, onların işte Fenerbahçe mağazalarından elde ettiği gelirler hakikaten inanılmaz seviyelerde. Galatasaray da Fenerbahçe'ye yakın cirolara ulaşmış. 295 milyon TL'lik bir ciro rakamına ulaşmış. Beşiktaş'ta ise halen daha Yıldırım Demirören dönemindeki hovardalıkların büyük sıkıntısı had safhada devam ediyor. Ekonomik olarak. Aynen öyle. Yani bu transferin son gününde yaptıkları transfer hamlesini bonservisiyle birlikte bitiremediler. 2 milyon euroluk bir ihtiyaçtan dolayı. Yani o kadar pamuk ipliğine bağlı Beşiktaş'ta rakamsal dengeler. Trabzonspor'un ise geçtiğimiz sezondan süre gelen hem az transferi yaptı hem gelirini artırdı. Ama bu sene tam tersi, çok büyük bir yatırım yapıldı. Yaklaşık 28 milyon euro civarında bir bonservis harcaması var Trabzonspor'un. 14 milyon euro civarında da bonservis geliri var. İşte evet. Olcay'ıyla, Adrian'ıyla, Henrikes'iyle, hatta Yasin'in Galatasaray'a gitmesinden gelen paralarla bu seviyeye ulaşılmış. Bunları alt alta topladığınız zaman Trabzonspor'da da mevcut borç yükünün üzerine çok fazla bir şey binmiş gözükmüyor. Çünkü Trabzonspor'un yıllık maaş gideri hep 20 milyon eurolar seviyesinde devam etmiş. Hı hı. O aynen korunmuş. Yani oyuncuların, giden oyuncuların maaş seviyeleriyle gelenlerin maaş seviyeleri arasında baktığınız zaman Trabzonspor'un giderleri aynı seviyede kullanmış. Burada UEFA'ya verilen sözlerin de etkisi var. İnşallah başarıyla bu süreç desteklenirse Trabzonspor sıkıntı yaşamayacak. Evet sevgili izleyicilerimiz, tabii ki programa başladık. Bu ilk programımızda hemen Trabzonspor'un transferlerinden söz açılmış ve mutlaka o ekonomik boyutlarını konuşmamız gerekiyordu. Yine kısa bir reklam arasından sonra tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sevgili izleyicilerimiz.